Koçarlı Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yaman, kooperatif ve oda gücünü birleştirerek Koçarlı esnafına daha iyi hizmet vermek amacıyla Koçarlı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Koçarlı Esnaf Odası Başkanlığı görevinde ikinci yılını doldurmaya hazırlanan Başkan Hüseyin Yaman, Koçarlı esnafına daha iyi hizmet vermek, ilçe esnafını kalkındırmak amacıyla Koçarlı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu söyledi. Başkan Yaman, Koçarlı esnafının bu yönde talebi olduğunu da ifade etti. Esnafın bu yöndeki talebini geri çeviremeyeceğini dile getiren Başkan Yaman, Koçarlı esnafının sıkıntıları olduğunu, bu sıkıntıları aşmak için hazırlamış oldukları projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını sözlerine ekledi. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlerin aracıyla evet Koçarlı esnaf ve sanatçılarımıza, Koçarlı halkına seslenmiş olayım. Evet, Ocak 2016-26 geldiğinde benim 2 yıllık görevim olmuş olacak. Bu bana verilen kıymetli görevi ben layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Koçarlı esnafım bize güvendi, bizim hakkımızı koru ve kolla dediğini düşünüyorum. O yüzden ben Koçarlı esnafımı kalkındırmak, daha hizmet edebilmek için birçok girişimlerimde oldum. Esnafım bana dedi ki biz farklı farklı kurumlarla kurumdaki başkanlarla uğraşmak istemediğini, bir kişiyle muhatap olmak istediklerini belirttiler. Ben de çevremdeki odalarımıza baktım. Biliyorsunuz 84 tane odamız var bizim gibi. Güçlü olan odalarımıza baktım. Kooperatif ve oda gücünü birleştirdiği yerlerde daha iyi bir üyesine hizmet verdiğini fark ettim. Ben de üyemi bu talebini değerlendirip evet benden esnafım esnaf ve kredi kooperatifim aday olmamı istiyorsa benim aday olmam gerektiğini düşündüm. Evet bu sebeple ben esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine adayım. 2016'ya bulacak seçimlerde adaysınız. Adayım. Buradaki amacım odayla kooperatifin gücünü birleştirip üyemi daha iyi hizmet vermek istiyorum. Bununla ilgili birçok projelerimiz var. Bu projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Önümüzde birçok örneklerimiz var. İleriki günlerde bunları sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Koçarlı takım iyi geliyor baktığımız zaman. Biraz merkezden uzak olması, Anadolu'dan uzak olması, Koçarlı takımımızı etkiliyor. Bununla ilgili güzel projeleriniz var mı? Yani Koçarlı takım biraz kendi kabuğuna mı çekildi? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Evet, sizin de dediğiniz gibi malum Koçarlı'da böyle bir sıkıntımız var. Ama biz Koçarlı esnaf olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz. Biz kırsal bir kesimde yaşıyoruz. Buna rağmen hayatta kalma mücadelesinde bulunmaktayız. Ama Koçarlı esnafımız bu sıkıntıyı aşacağını tahmin ediyorum. Biz de Koçarlı esnafına bu konuda yardımcı olabilmek için o yüzden kooperatif düşünüyoruz. Çünkü burada işleyişlerde sıkıntılar olduğunu fark ettik. En azından biz esnafımızın bu işlerini biraz rahatlatma adına bu düşünceler içerisine girdik. Önümüzdeki günlerde daha iyi günler, yıllar bizi beklediğini ümit ediyorum. Yani esnaf odasıyla, esnaf kapalı kooperatifinde tek bir elden yönetilmesi Koçarlı'yı kalkındıracak diyorsunuz. Bunu aynen. Kalkındıracağını tahmin ediyorum. Kooperatifimizle ilgili de güzel düşüncelerimiz var. Evet, oda ve kooperatif gücü birleşince üyeme daha iyi hizmet vereceğimi düşünüyorum. Tabii bunu üyem değerlendirecek, ölçecek, biçecek. Bu bir bayrak yarışı. Hayırlısı olsun diliyorum bu arada.